الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah subhanahu wa ta'ala Maide surasının 3. ayetini bir kısmında haber veriyordu ki bugün kafir bo'lgan kişiler sizlerinin dinlerinizden umitsiz buldular. Bas bundan keyin ulardan korkmaylar fakat menden korkuylar. Bugün men sizlerge dinlerinizini kamil kılım verdim ve sizlerge nimetlerimi bitirdim, tamam kıldım. Ve sizlerge İslam'ını din buluşluğuna razı buldum deyip Allah subhanahu ve ta'ala haber veriyordu. Bu ayet şimdi bir büyük mübarek ayet ki bir günü bir Yahudi gelip Umar radıyallahu anhu geldi ki ya Umar sizlerge bir ayet nazil bugen eğer şu ayet bizge Yahudilerge nazil bugen deydi biz şu ayet nazil bo'lgan kunni o'zimizga bayram qilib olardik. Umar radıyallahu anhu aytdilarki, sen qaysi oyatda aytyapsan dedilar. Yahudi mana shu oyatni o'qidi. Bugun kofirlar dinlaringizdan mayus bo'ldi. Bugun sizlarga dinlaringizni komil qilib berdim degan oyatni o'qidi. Shunda Umar radıyallahu anhu aytdilarki, seni xabaring yo'qmi? Bu ayet nazil bo'lgan kunni biz ikki marta bayram qilamiz dedilar. İki bayram qilamiz. Çünkü bu ayet cuma kuni nazil bo'ldi. Ve payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellem bu ayet nazil bo'lganda hajga chiqqandilar, Arafa deydilar. Ve o'sha kuni hajji akbar edi. Çünkü Arafada cuma kuni bo'lsangiz, hajji akbar bo'ladi. Demek mana bu oyatning nozil bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo muborak bir kunga, muborak bir maqomga xosladi. Ikkita bayram. Birinchi qurbon bayrami, mana Eid bayrami, ikkinchisi juma bayrami. Har hafta bayram qilinadi. Mana biz buni doim bayram qilamiz dedilar. Yahud indi almay qoldi. Qarang sahobalar qanchalik hozir javob edi. Qanchalik ilmlari keng. Fikirleri nihayette ötkirdi. Ünce münce adam Yahudlarda bunu diye geplerine cevap tabi verilmiyordu. Bana Yahudlar bu ayetinin nihayette büyüklüğünü biliyordu. Bizi zamanımızdaki Yahud ve Nasraniler hem bu ayetinin nihayette büyük, nihayette mübarek ayetliğini yaxşı bilişedi. Bana şu ayet nazil bu yandankin ular hasretke kaldı. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala aytyapti ki, bütün alemlerinin Rabbisi bo'lgan Allah aytyapti ki, اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ Bugün kafir bo'lgan kişiler sizlerinin dinlerinizden mayus bo'ldi, umidsiz bo'ldi. Ular ko'rdi ki, sizlerini dinlerinizden qaytaralmaydi, sizlerini dinlerinizi yo'qotib tashalmaydi. Sizlarni payg'ambarlaringizni o'ldirolmaydi, mu'minlarni yo'qotib tashalmaydi, islomni yo'qotolmaydi, Allohning ahkomlarini yo'qotolmaydi, Allohning kitobini buzolmaydi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'lini buzolmaydi. Bularni hammasini aniq bildi ular. Yaxshi bilib olishdiki, ularni qo'lidan hech narsa kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo har qanday holatda bu dinni g'olib qildi. Shuning uchun ma'yus bo'ldi ular. Umidsiz bo'ldi. Bechoralar nihoyatda nadomat va hasratda qoldi. Ular ko'p ko'sh qilishdi, nihoyatda ko'p harakat qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ziddiga, islomning ziddiga, Qur'onning ziddiga qilmagan makr hilasi qolmadi. Lekin baribir ma'yus bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo Maide surası 3. ayette haber verdi. Allah aytyapti ki, ey kullarım, mana men sizlarga haber beryapman ki, kafirler mayus bo'ldi. Ular yaxshi bildi ki, dinlariz baribir g'olib bo'ladi. Mana shunday ekan,
sizlarning dushmanlaringiz aniq bildiki, bu din g'olib, albatta bu Qur'on g'olib bo'ladi. Albatta Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shariati butun shariatlarga g'olib bo'ladi, butun dinlarga g'olib bo'lishini ular bilgandan keyin sizlar nimaga beparvolik qilasizlar? Ey mu'minlar, ey musulmonlar, ey islom ahli, sizlar nimaga beparvolik qilasizlar? Nimaga bu din uchun harakat qilmaysizlar? Nima uchun bu dinga xizmat qilmaysizlar? Fala taxshawhum. Ulardan qo'rqmanglar. Sizlar dinga xizmat qilmasliklaringizda kofirlardan qo'rqyapsizlarmi? Ularni ko'p deb o'ylayapsizlarmi? Ularni dunyoviy imkoniyatlari ko'p deb o'ylayapsizlarmi? Fala taxshawhum. Ulardan qo'rqmanglar. Vaqshawuni, faqat mendan qo'rqinglar. Faqat Robbul alamindan qo'rqinglar. Butun olamlarning egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolodan qo'rqinglar. Yahudlardan qo'rqmanglar, nasroniylardan qo'rqmanglar, boshqa butun kofir mushriklardan qo'rqmanglar, faqat mendan qo'rqinglar. Ulardan nimaga qo'rqasizlar? Ular sizlardan qo'rqib yuribdi. Ular sizlardan hayiqib yashayapti. Ular ma'yus bo'lgan, umidi kesilgan. Bitti ularda umidlari, hech qanday orzu umidi qolmadi. G'alaba aniq bo'ldi, sizlarning g'olibliklaringiz, sizlarning azizliklaringiz, sizlarning mukarram ekanliklaringiz, sizlar Alloh subhanahu va taoloning tanlab olgan ummat ekanligingiz, sizlar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning saodatli ummati bo'lganliklaringizni ular bildi. Sizlar nimaga bilmayapsizlar? Agar bilgan bo'lsalaringiz, nimaga zaiflashasizlar? Nimaga o'zlaringizni izzatlaringizni tark qilasizlar? Nima uchun o'zlaringizni xor qiladigan amallarni qilasizlar? Nima uchun Qur'on va hadisga xilof bo'lgan amallarni qilasizlar? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun sizlarni dinlaringizni men komil qilib berdim. Tamam. Bugundan boshlab sizlar islom dinidan boshqa hech qanday dinga ehtiyojlaringiz bo'lmaydi. Bugundan boshlab sizlar Qur'on va hadisdan boshqa hech qanday kitobga ehtiyojlaringiz bo'lmaydi. Har bir kitobni bir olim yozsa, Qur'onni tafsir qilib, hadisni bizga sharhlab, yoki mana mazhab imomlarimizga o'xshab, tarixda o'tgan salaf solih imomlarimiz, ulamolarimizga o'xshab, Alloh rozi bo'lsin hammalaridan, Qur'on va hadisni, Qur'on va hadis buyurgandek sharhlab bizga tushuntirib bergan bo'lsa, bu Qur'on va hadisdan tashqari emas, bu dinga xizmat. Ammo Qur'on va hadisga xilof bo'lgan bir qonun, Qur'on va hadisga xilof bo'lgan bir hukm, Qur'on va hadisga xilof bo'lgan bir ibodatni kim chiqaradigan bo'lsa, uni qabul qilmanglar. Sizlarning dinlaringiz komil bo'lgan. Bizning dinimiz komil. Alloh subhanahu va taolo islom dinini komil qildi. Mukammal qildi. Hech qanday kamchiligi yo'q. Bu din qiyomatgacha komil bo'lib qoladi. Bizi har xil kofirlarga ehtiyojimiz yo'q. Ular chiqib bizga yangi bir din tuzib bersa, yangi yo'l ko'rsatib bersa, bizni qanday o'tirishimizni o'rgatsa, qanday turishimizni o'rgatsa, qanday yashashimizni o'rgatsa, bizi ularga hech qanday hojatimiz yo'q. Bizi dinimiz komil. Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Bugun sizlarga dinlaringizni komil qilib berdim. Komil bo'ldi dinlaringiz. Shuning uchun yahudlar bu oyatga hasad qilyapti. Shuning uchun dod deb yig'ladiki, musulmonlarga nihoyatda buyuk bir oyat nozil bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, dinlaringizni komil qilib berdim. Ey islom ahli, sizlarning boshqa hech kimga ehtiyojlaringiz qolmadi, deyapti. Mana bu kofirlarga nisbatan bo'lgan islomning nazari. Lekin ba'zi bir dajjallar bor. Islom suratida islomga zarar beradi. O'zini islom rahbari deb da'vo qiladi, lekin aytadiki, dinimizda falon falon eksikliklar bor, falon kamchiliklar bor, nuqsoniyatlar bor. Bizning zamonimizda falon ishlarni qilishligimiz kerak, falon hukmlarga amal qilmaslik kerak. Hozir bo'lmaydigan narsa bu, biz zamon ko'tarmaydi, mumkin emas deydigan kishilar. Shular hammasi din dushmani. Allohga qarshi chiqyapti. Mana bu oyatni yolg'on degandan battar bo'lyapti. Alloh aytayaptiki, dinlaringizni komil qilib berdim, deyapti. Tamom, bu dinga zarra qadar narsa qo'shilmaydi. Bu dindan zarra qadar narsa olib tashlanmaydi. Hech kimga haqqi yo'q. Kim zarra qadar narsani qo'shsa, Allohning dushmani bo'ladi. Kimda kim bu dindan zarra qadar narsani olib tashlaydigan bo'lsa, Allohning dushmani bo'ladi. Bu din komil bo'ldi.
Elhamdülillah, Allah subhanahu ve teala'nın nihayette büyük bir nimeti buldu. Kamil din verdi bizge. Kıyametke çekiledigen bütün mu'minler, bütün müslimler hiç kimge muhtacı mesden. Fakat uzun diniye amel kılıp, fakat şu ulamalarının arkasından, salaf salihler, imamlar, müştehidler de arkasından, sahabelerinin arkasından, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin arkasından keti uğradı. Başka hiç kendi adamlarına hacetimiz yok. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Vesilerge nimetimni tamam kıldım. En büyük nimet buldu. Kur'an nazil buldu. Kur'an'dan katta nimet yok. Dinden katta nimet yok. Şunun için Allah aytayapti ki sizlerge nimetlerimi kamil kılıp verdim. Sizlerde başka nimetge hacetler iskamadı. Doğru her bitti insan dünyaya kigenden kiyin bazı iyi digan, içe digan nerselerge, kiye digan, işlete digan nerselerge muhtaç buladı. Lekin bularda Allah subhanahu ve teala hammaga bir yaptı. Hiç kaysi insan açıdan ölgeni yok, hiç kim yalangaç koygeni yok, hiç kim yüzsüz koygeni yok. Allah subhanahu ve teala bunu hammaga bir uğradı. Ama dinli mükemmel buluştuki, İslam dek dinli sahibi buluştuki, Allah subhanahu ve teala'nın nihayette büyük bir nimeti. Ey müminler, madem ikisiler en kamil bugün, en tamami bugün nimetinin sahibi buluyorsunuz, demek ki siler en katta boysiler, en azizsiler, bütün din ahilleri, bütün insaniyetlerge havas kıladigan, silerinin makamlarınızı arzu kıladigan derecede nihayette büyük makamda siler. Çünkü Allah subhanahu ve teala'nın en tamami nimeti silerge verildi. Madem ki sizler şimdi makamdasınızlar, madem ki sizler şimdi bir büyük şahsiyetsizler, niye için özlerinizden pastayı bugün insanlarda arzu kılasınızlar? Niye için özlerinizden göre hakir bugün, cahil bugün, batıl bugün adamlarını makamıya çüşlükke hareket kılasınızlar? Niye için onları yoludan geçtikke hareket kılasınızlar? Niye ki onların bu cehaleti, onu past kestikleri sizlerce çıraylı görünedir? Niye ki yakış görüsünüzler onlarını? Bu akliye doğru kiledi mi? En kette nimetlerge verilgen, en kette bayisiler. Yani uzlarından pas bugen, yani Yahud ve Nasranilerini, başka müşrik ve kafirlerini arzu kilesiler. Onların yürüştürüşlerini, adetlerini yakşıdı böylesiler. Bu mümkünmez. Sizlerge verildi en kette nimet. Bana Yahudlar hasat kıl yaptı. Onlar radiyallahu anhüge eti yaptı. Hatta İbn Abbas'a yemek içti. Başka sahabelerge yemek etti Yahudlar. Yahudlar da hemesi bilerdi. Hamasi yaxshi biladiki eng katta ne'mat bizda. Hiç kimga bunday katta ne'mat berilmadi. Dunyoda eng boy millat İslam millati, eng boy ummat Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati. Biz İslam ahli bo'lganimiz, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati bo'lganimiz, Qur'on ahli bo'lganimiz biz uchun nihoyatda katta boylik. Boshqa dunyodagi narsalar hammasi o'tadigan narsa. Bunu kafirler hem yakışı bilir. Hiç kim dünyada ve diye koyanı yok. Bari bir dünyalık nesemel kaladı. Lekin bu din, İslam, Kur'an ve bunu mahkem şef amel kıyanlarını mükafatı cennet, ebedi bana rahat. Ve razıytı lakumul islami dine. Ve sizlerge İslam'ın din borç diye razı buldum. Ben razı buldum sizlerge. İslam bana sizlerge din borçun. Ben razı buldum. Kimi ki İslam'a girse bana ben kursam bulamam, ondan hem razı bulamam diye. Demek biz İslam'ı mahkem işesek, her kendi halette Allah'a boyunsunsek, İslam diyeni boyunsunuş diyeni, İslam diyeni Allah'a itaat kılış diyeni, her kendi halette Allah'a boyunsunsek, şimdi İslam'da bulamız, Allah subhanehu ve teala bizden razı buladı. Bunun ikinci manası hem var ki, Allah aytayapti ki, kullarım, ben sizlerge İslam'da razı bulup verdim, din kıldım. Sizler nimaga razı bo'lyapsizlar İslam'dan? Nimaga İslam'dan ko'ngillari to'q bo'lib yashamayapti? Nimaga İslam'dan xotirjam bo'lib yashamayapsizlar? İslam'dan nimaga razı bo'lyapsizlar? Razı bo'linglar İslam'dan. Olamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo İslam'ning din bo'lishiga razı bo'ldi. Sizler ham razı bo'linglar. Madamiki razısizlar, Yahud va Nasroniylardan nafrat qilinglar. Ularda cahil, şirk, küfür, bidiyat bo'lgan yo'llarni orzu qilmanglar. Nafrat qilinglar. Siz Alloh saqlasin, İslam'dan zarra kadar taşkariye çıkıp
bir Yahudiyetke ya ki Nasraniyetke mail bu siz. Allah saklasın bir şirkke, küfürge ketip kaladigan bu siz. Şimdi bir tasavvur kılın ki, sizi otke atkenden bedtar buluşturuz gerek. Sizi otke atsa kançeli yaman ki siz, kançeli nefret siz, kançeli hahlama siz, kançeli razı bulma siz. İslam'dan zerre kadar teşkereye çıkışlığını, başka dinlerge mail buluşturuzluğunu, şünçeli yaman görüşümüz gerek, şünçeli razı bulmasızlığımız gerek bu haletten. Hazırki halatımızdan razı bulup, Allah subhanehu ve teala'ya hamd eytip, Allah'ını razı kıladigen kullardan buluşturuzluğumuz gerek. Elbette Allah subhanehu ve teala bu ayetlerini bütün insaniyetine eytiyaptı. Bütün insaniyetli içindeki mu'minlerge eytiyaptı. Elhamdülillah bizim milletimiz içinde İslam dinini yaxşı görgen, onge kuludan ki gençe amel kılıp, namazlarda vaxtıda okup, Ramazan rozalarını güzel kılıp tutup, Allah subhanehu ve teala'nın buyruğuna kuludan ki gençe amel kılıp yürgen, yaxşı insanlarımız köp elhamdülillah. Lekin dünyada bana Müslüman mendip durup, kımagen günahları kımagen insanlar köp. Her kendi günahları kıl yaptı, namazlardan beferva, şarap hurlikke müptala bugen, başka haram işlerge müptala bugen, zina maraziye müptala bugen. Ana şular üçün bana bu katlı gepler buladı ki, nimi üçün ular İslam'ı terk edip, nimi üçün bunda günahlarge mail bul yaptı? Bana bu katta nimet ki. Lekin Allah'ın katta mükafatı buldu ki, namaz okup, halal yaşap, yaxşı yolda yürgen adamlar, bana bir yerde Allah subhanehu ve teala uladı mahta yaptı. Mu'minler için, hakiki Müslümanlar için nihayette katta başarat buldu. Allah subhanehu ve teala hammamızını uzayaş görgen kullarıdan kısın.